Anadolu TV ekranlarından merhaba. Canlı Gezelim programıyla karşınızdayız. Bugün geçtiğimiz günlerde kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız İzmir'in doğal ve tarihi yerlerini sizlerle beraber gezeceğiz. İzmir'de muhakkak görülmesi gereken yerlerden birisi olan Efes Antik Kenti ile başlayalım. Kuruluşu tam olarak bilinmese de M.Ö. 6000'li yıllarda kurulduğu düşünülen Efes Antik Kenti, Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar geçen sürede her daim nefes almış bir yerleşim yeri. Bu kadim şehrin Amazon olarak adlandırılan kadın savaşçılar tarafından kurulduğu ve tarihte ana tanrıçalar kenti olarak geçen krallığın Apasas şehrinden geldiği rivayet ediliyor. Her karışı tarihin ta kendisi olan Efes Antik Kenti'nde ön planda olan birkaç yapı bulunuyor. Bunlardan ilki Artemis Tapınağı. Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı maalesef günümüze kadar korunamamış. Fakat tapınağın nedenli ihtişamlı olduğunu tapınağı 7 harikanın içerisinde derleyen Sidonlu Antipater'ın sözlerinden anlayabiliyoruz. Efes Antik Kenti'nin en çok dikkat çeken bir diğer yapısıysa Selsus Kütüphanesi. Roma hakimiyeti sırasında 110-135 yıllar arasında inşa edildiği sanılan kütüphanenin döneminde binlerce kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Bunlar dışında antik dönemlerin en heybetli açık hava tiyatrosu da Efes Antik Kenti bünyesinde yer alıyor. Bu tiyatro tam 24 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Bugün tiyatronun sahne kısmı tahrip olmuş olsa da oturulacak bölümler hala sapasağlam. Ayrıca antik kent içerisinde yer alan yamaç evleri de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bölümlerden. İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde bulunan bu tarihi Selçuk Kalesi, Efes Antik Kenti'nin ilk yerleşim yeri olan bölge üzerinde kurulmuş. Kale, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mekanların arasında yer alıyor. Kaleyi gezerken tarihi dönemler arasında bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Döşemeli taş sokaklar, sarnıçlar, surlar. Hepsi tarihe tanıklık etmiş kalıntılar. Selçuk Kalesi'nin surları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinden kalma izler taşıyor. Ayrıca kale içerisinde bir de cami mevcut. Zirve noktasındaysa eski bir kilise kalıntısı yer alıyor. Şehre hakim bir konumda yer alan Selçuk Kalesi'nin manzarası görülmeye değer. İzmir'de gezilecek yerlerin sembolleşmiş figürlerinden olan Saat Kulesi, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın isteğiyle yaptırılmış. Kulenin mimarı ise Alman konsolosluk binasını da yapan mimar. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiş. Kulenin yapım tarihinden 1901'den bu yana hiç durmayan bir saat bugün hala çalışıyor. Ana evi inanışa göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinin ardından Hazreti Meryem bu bölgeye gelmiş ve ömrünün sonuna kadar Havari Yuhanna ile bu evde yaşamış. Selçuk'ta bulunan ev 1891'de gün yüzüne çıkartılmış ve 1950'de restore edilmiş. Restorasyondan sonra Vatikan tarafından kutsal mekan olarak ilan edilen Meryem Ana evi 1952'de Vatikan tarafından hac yeri olarak Hristiyan alemine duyurulmuş. O tarihten bu yana papaların da hac vazifelerini yerine getirdiği ev, Hristiyanlar tarafından yoğun bir akıma uğruyor. Her yıl binlerce Hristiyan burada hacı oluyor. Ayrıca her sene Hazreti Meryem'in ölüm günü olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta Vatikan tarafından büyük bir ayin düzenleniyor. Şirince Köyü, İzmir'in gezilecek yerlerin en bilinenlerinden. Yıllardır bolca ziyaretçisi bulunan köy, asıl popülaritesine 2012 yılında kavuştu. Maya takvimine göre kopan kıyamet sonrası dünya üzerinde canlı kalacak tek yer olduğuna inanılan Şirince, o tarihten bu yana ziyaretçi sayısını her yıl daha da artırıyor. Köyde iki Rum kilisesi bulunuyor. Bunun yanında evler birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edildiğinden,
köyün farklı bir çehresi mevcut. Dar ve taş döşeli sokakları, beyaz evleriyle Şirince'nin farklı atmosferi misafirlerini içine çekiyor. Yolunuz düşerse köye özgü Şirince şaraplarından da alabilirsiniz. İzmir Kuş Cenneti 205 kuşun yaşadığı doğal park Çiğli'de bulunuyor. Parkta yoğun olarak flamingo ve tepeli pelikanlar göze çarpıyor. Göç mevsimlerinde de 50 bin kuşun ziyaret ettiği 8 bin hektarlık doğal park, doğa severler için bulunmaz mekanlardan. Göç zamanlarında kuş cennetini ziyaret ederseniz yanınıza fotoğraf makinenizi almayı unutmayın. Zira bu kadar farklı türdeki kuşu başka yerde fotoğraflama şansınız pek bulunmuyor. İzmir'in en gözde tatil mekanı olan Çeşme, her yıl yaz aylarında ünlüler ve tatilcilerin akınına uğruyor. Berrak denizi, koyları, plajları, su sporları, Alaçatı'nın renkli evleri ve dar sokaklarıyla Çeşme ömür uzatan yerlerden. Bembeyaz bir kumsala sahip olan Ilıca plajı Çeşme'nin en güzel plajlarından. Ilıca plajından batan güneşi izlemek ise başlı başına bir zevk. Fakat İzmir'in Çeşmesi, Çeşme'nin de Alaçatı'sı ünlü. Alaçatı sokaklarında yürürken kendinizi farklı bir zaman diliminde hissetmeniz olası. Renkli evleri, dar sokakları ve her daim duyduğunuz deniz kokusuyla Alaçatı bir masal ülkesi gibi. Yolunuz Alaçatı'ya düşerse meşhur damla sakızlı muhallebisini mutlaka tadın. Konak meydanından Karataş yönüne doğru ilerleyecek olursanız Dario Moreno sokağının bitimindeki tarihi asansöre ulaşabilirsiniz. Tarihi asansör 1907 yılında Nesim Levi tarafından inşa ettirilmiş. Bu yapının inşasından önce ise bölge halkı Mithat Paşa ile Şehit Nihat Bey caddeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarını 155 basamaklı merdiven aracılığıyla zahmetli bir biçimde gideriyorlarmış. Hoş bir ambiyansa sahip mühendislik harikası, gün batımı manzarasını izlemek isteyenler için kentteki en ideal seçenekler arasında yer alıyor. Sırada İzmir'de gezebileceğiniz diğer rotaların listesi var. Kadife Kale, Konak Meydanı, Kızlar Asahanı, Atatürk Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, Yalı Cami, Alsancak Sevgi Yolu, Hisar Cami, Urla, Ödemiş, Tire, Bergama, Bozdağ Kayak Merkezi ve Bayındır. İşte böyle birbirinden muhteşem yerler İzmir'de sizi bekliyor. Gezilip görülmesi gereken yerleri sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.